Sonunda şirkete geldik. Evet Handan Hanım, buraya çok da yakıştınız. Farkındayım. Sağ ol Cemal. Bu Fido işini ayarlamamız çok iyi oldu biliyor musun? Bence de efendim. Ne yapıyormuş, nasılmış, hiç konuşabildin mi? Keyif yerinde, size duacı. Harika. Aman gittiği yerden dönmesin. Siz merak etmeyin. Abla sen ne diyorsun ya, ne diyorsun? Ya, vallahi ben de şoktayım Caner. Bir şey söyleyeyim mi? O Hasan Ali'den beklenirdi. Vay be, bütün bu kavga gürültünün sebebi buymuş demek. Başka kimler biliyor? Herkes. Şirkette avaz avaz itiraf ettiler. Doğan? Murat kesin söylemiştir onu. Da bizim bunun gerçek olup olmadığını öğrenmemiz, emin olmamız lazım Caner. Ablacığım, daha neyinden emin olacağız? Her şey gözümüzün önünde olmuş zaten. Yani orası öyle de deli olmaz bu işler. Bak ortalık karışık, zemin kaygan. Ben herkesten her şeyi beklerim Caner. Bekleyeceksin o zaman. Yani hemen üzerine atlamayı düşünmüyorum. Bu akşam onu bir yemeğe çıkartacağım. Bir nabız yoklayayım diyorum. Eğer gerçekten Seda'yı Çağatay'ın kardeşiyse şu anda en kıymetli adam o. Seda'yı kim yanına çekerse hisseleri o alır. Peki Seda'yı hissesini verir mi? Hı? Caner'cim bunlar küçük insanlar. Hayatı boyunca Çağatay'a hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmamış ama bugün gözüne hırs bürümüş bir adam Seda'yı. Böyleleri zaman içerisinde patronlarına bilenirler. Şimdi de eline fırsat geçti diyorsun. Yani eğer doğruysa evet. Peki ya Doğan ya da Handan yanına çekerse Seda'yı ne olacak? Ama Allah aşkına Handan kime oluyor ya? Avucunu yalar o ben söyleyeyim. Ablacığım sen yine de bu Handan'ı fazla hafife alma bence. Ya boş ver, sen şunun kayıtlarını bir açsana dinleyelim. Bir şey konuşmuş mu? Düşüyor değil mi sana kayıtlar? Evet evet. Sonunda şirkete geldik. Evet Handan. Geç şunları geç. Çok dayanmıştınız. Bu Fido işini ayarlamamız Fido dedi, çok dur. İyi oldu biliyor musun? Al bakayım geri. Sağ ol Cemal. Bu Fido işini ayarlamamız çok iyi oldu biliyor musun? Bence de efendim. Ne yapıyormuş, nasılmış, hiç konuşabildin mi? Keyfi yerinde, size doğacı. Harika. Ama gittiği yerden dön. Çok merak iyi. Et. Çok iyi, ver sen bunu. Geliyorum ben hemen. Müsait misin? Evet, müsaitim. Konuşmamız lazım. Ya, olanlardan haberim var. Seda'yı ve Çağatay'ın kardeş olduğu meselesini mi? Başka bir şey daha mı var? Anlatacağım ama madem bu konu açıldı, söyleyeyim fikrimi. Yakında şirkette bayağı bir karışıklık olacak gibi duruyor. Bizim için bir sorun teşkil etmez. Seda'yı ile konuştun mu? Kısa bir konuşma yaptım. O ikisi de benim gündemimde değil. İyi yapmışsın. Sen ne konuşacaktın? Fido ile Handan başından beri beraberlermiş. Yani Yıldız ve bana iftira attı. Bu olay Handan'ın organizasyonu. Sen nereden biliyorsun peki? Elimde kaydı var. Bu Fido işini ayarlamamız çok iyi oldu biliyor musun? Bence de efendim. Ne yapıyormuş, nasılmış, hiç konuşabildin mi? Keyfi yerinde, size duacı. Harika. Aman gittiği yerden dön. Hayatı yalandan ibaret olan bir kadını burada barındırmaya devam edecek misin Doğan? Benim bu konuşmadan haberim var. Anlamadım. Bu konuşma olurken ben de o odadaydım. Doğan, sinirlerim çok bozuk. Handan, ilk günden kim bozdu sinirlerini böyle senin? Ender odama böcek yerleştirmiş. Ne böceği yerleştirdi? Hamam böceği değil herhalde. Bildiğin dinleme cihazı. Masamın altında duruyor. Ender'in yerleştirdiğini nereden biliyorsun? Beni burada onun dışında kim dinlemek ister sence? Ortak olmamı hazmedemedi ve göndermenin yollarını arıyor. Handan, gerçekten çok işim var. Hiç uğraşamayacağım böyle şeylerle. Ya iyi de bunlar bizim aramızı bozmak için planlanmış şeyler. Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi bir de bu çıktı. Tamam, ne istiyorsun? Buraya gelip bana anlattığına göre aklında bir şey var. Benimle odaya gel. Onun istediği şeyleri söyleyeyim ve bu kadının beni dinlediği çıksın ortaya.
Doğan lütfen bunu sana ispat edebilirim. Tamam. Bu Fido işini ayarlamamız çok iyi oldu biliyor musun? Bence de efendim. Neredeymiş, ne durumdaymış hiç konuşabildin mi? Keyfi yerinde, size duacı. Harika. Aman gittiği yerden dönmesin. Siz merak etmeyin efendim. Ha yani sen ve Handan birlik mi oldunuz? Ama beni fazla hafife almışsınız. Tamammış. Bir tane Handan'ın bulması için, bir tane de canım ablamla benim için. Şimdi sana esas kaydı dinleteceğim. Kendine çok akıllı sanan Handan, masasının altındaki böceği bulduktan sonra rahatlamış ve başka bir yerde bir böcek daha olduğunu düşünememiştir. Salak Ender ya. Sen kim, beni dinletmek kim? Göreceksin gününü. Aman Cemal, dikkat et bizim Fido ile bağlantımız çıkmasın. Çıkamaz Handan Hanım. Kimse bilmiyor. Yes. Ve yalancının mumu misali bu hikayenin de sonuna geldik. Neye üzülüyorum biliyor musun? Handan hayatında olduğu müddetçe kızını kullanmaya devam edecek. Ah, kendin duydun Fido'nun onun adamı olduğunu. Onunla konuşacağım. Konuşsan ne olacak? Kadın şirkete ortak oldu. Sence ben bunları düşünemiyor muyum? Bunlar senin aklına geldiğinde ben onları çoktan unutmuş oluyorum. Tek bir sebepten susuyorum. Bu da Kumru'nun hatırı. Okey. Sen kızından dolayı Handan'a müsamaha gösterebilirsin. Ama aynısını benden sakın ha bekleme. Eğer benimle uğraşmaya devam ederse onun canını çok fena yakarım. Bunu bil. Senin yaptığın normal mi? Yani birisinin odasını dinletmek normal bir şey mi? Handan'dan hiçbir farkı yok. Var. Çok farkım var Doğan. 10 tane Handan, 1 tane Ender etmez. Ve bunu hepiniz göreceksiniz. Okey?